Merhaba sevgili seyirciler. Tarih Söyleşileri programından hepinizi en içten, en samimi, en sıcak duygularla, gönül dolusu sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu programda aslında çoğumuzun ismine aşina olduğu ama hayatının ayrıntılarına indiğimizde, dönemini ele aldığımızda gereği gibi tanımadığımızı veya tanıyamadığımızı düşündüğümüz bir devlet adamını ele alacağız. Aslında döneminin olayları yaşadığımız yüzyılla, yaşadığımız yıllarla çok da benzerlik arz eden ibret levhası olabilecek bir dönem, değil mi hocam? Evet, oldukça anlamlı bir dönem. Evet, Sultan 3. Selim'den söz edeceğiz. Ney ile kılıcın, eski ile yeninin birbirine galebesini konuşacağız. Sultan 3. Selim'in hayatı etrafında. 28 Temmuz 1808. Tarihimizde çok dramatik bir hadisenin, 3. Selim'in vefat yılı. Biz de bu programda zamanımızın elde ettiği ölçüde 3. Selim'i, dönemi ve önemli olaylarını ele almaya çalışacağız. Hocam 3. Selim deyince hep böyle sanat çevrelerinde veya sanatsal bir ifadeyle ney ve kılıç benzeşmesi geliyor akla. Tabii burada 3. Selim'in sanatçı kişiliğinin, bestekar kişiliğinin evet, çok önemli. Evet. Musikiyle ilişkisinin ve kılıçla hayatının dramatik bir şekilde son bulmasının rolü önemli. 3. Selim dönemi sizin açınızdan ne ifade ediyor? Hangi yüzyıllar 3. Evet. Selim dönemi olarak değerlendirilebilir? Çok dönemli, önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Biraz önce de belirttiğin gibi yani eski ile yeni arasında bir dönüm noktası. Müteveffa Stanford Cho bu konuda ilk eseri yazanlardan birisidir. Onun eserinin adı Between Old and New. Türkçe'de çevrildi bu eser. Yani eski ile yeni arasında. Gerçekten icraatına baktığımız zaman eskiye bağlı pek çok yenilikleri gündeme getiren, birçoklarında başarılı olan, bazılarında arzu ettiği sonucu alamayan bir Osmanlı padişahı karşımıza çıkıyor. Tabii biz onun aslında dönemini, yaşadığı dramı, hüküm sürdüğü yılların hususiyetini ifade etmek için çarpıcı bir tanımlama da kullanıyoruz. Kanunu kadimden nizamı cedide diye geleneksel bir yönetim anlayışından yeni bir nizama, yeni 18 yıllık bir saltanat. 1789'dan 1807'ye kadar, o Kabakçı isyanına kadar devam etmiş bir saltanat. Evet. Ama hala bu dönem birçok çalışmalar yapılmasına rağmen bütün özellikleri aydınlatılmış değil. Ama yapılan çalışmalardan bahsedeceğiz tabii. Şimdi bu 18 yıllık dönem kısa gibi gözükmekle beraber aslında duyguların, beklentilerin, dramların ve çatışmaların çok iç içe olduğu ve çok yoğun hadiselerin cereyan ettiği. Hem bir dahili hem harici yani içeride ve dışarıdaki olaylara baktığımız zaman Avrupa'daki olan gelişmeler, Rusya'ya olan Rusya ve Avusturya ile olan münasebetler açısından hakikaten önemli bir dönem. Ve 3. Selim'in karşı karşıya kaldığı hadiseler, 1. 2. 3. Selim'in yapmak istediği icraatlar, 2. 3. Selim döneminin devlet adamlarının kalibresi, 3. Bütün bu zorluklara karşılık beklenti ve hedefle 3. Selim'in kişiliğini karşılaştırdığımızda uyuşmayan bir tablo çıkıyor. Biraz da sonucu belirleyen bir hadise oluyor. Herhalde 3. Selim'in doğumu ve şehzadeliğiyle başlamak gerekir. Hocam 3. Selim 24 Aralık 1761'de doğuyor. Fakat aslında onun doğumuna baktığımızda Osmanlı tarihinde nadir rastlanan durumlardan biriyle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü 1. Mahmud'un ve 3. Osman'ın çocukları olmuyor. 3. Mustafa'dan önceki Osmanlı sultanlarının ve 40 yıl. 40 yıl aradan sonra gelmiş olması Osmanlı hanedanın devamı açısından da büyük bir mutluluk olarak
görülüyor ve 7 gün 7 gece çok ciddi kutlamalar yapılıyor. 3. Selim 40 yıl aradan sonra Osmanlı Hanedanı'ndan doğan ilk çocuk olması, babasından önceki iki padişah 1. Mahmut ve 3. Osman'ın çocuğun olmaması hem sarayda hem toplumda büyük bir sevinçle ve neşeyle karşılanıyor. Hatta hakim tarihinde 4 sayfa olarak bu sahneler anlatıyor. İşte burada mesela vuku'u veladeti Hazreti Şehzade Civanbaht Kerim Sultan Selim bin Es Sultan Mustafa Han diye başlıyor hocam. Anlatmaya müellifimiz uzun uzun ve sayfalarca böyle Sultan 3. Selim'in doğumundaki yaşanan hadiseleri ele alınıyor. Kutlamaları ele alıyor ve güzel bir şiirle de bu son sayfa, şu sağdaki sayfada müellifin 3. Selim'in doğumuna düşürdüğü tarih çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor hocam. Sırf bu metni okuyacak olsak 20-25 dakika 3. Selim'in doğumunu anlatmış oluruz. Tabii babası 3. Mustafa da 3. Selim'in doğumuna çok büyük önem veriyor. 3. Mustafa dönemi biliyorsunuz, o da çok acı tatlı hadiselerin yaşandığı bir, çok buhranların yaşandığı bir dönem. 3. Mustafa çok büyük gayretler gösteren, devletin ilerlemesi için büyük hedefleri olan ama arzu ettiği sonuçları elde edemeyen bir padişah. Bu ekranda gördüğümüz resimde de 3. Mustafa ve oğlu Şehzade Selim bir arada gözüküyor, baba oğul. Oğlunun yetişmesi çok büyük ihtimam gösteriyor 3. Mustafa. Evet. Onu askeri denetlemeye götürüyor, askerin talimine götürüyor. 3. Ahmet'in başlatmış olduğu elçi kabulünde şehzadelerin de hazır bulunması uygulamasını oğluyla beraber devam ettiriyor. Ve oğlunun hem iç hem dış meselelere çok iyi şekilde vakıf olmasına azami gayret gösteriyor. Mutlu bir şehzadeliği oluyor hakikaten. Annesi sağ. Annesi sağ. Mirsa Sultan, evet. Padişah oğluna dediğiniz gibi ayrı bir ihtimam gösteriyor. Bu resme de yansıyor zaten. Evet. Bu onun çocukluk resmi. Mutluluğu yansıyor. Evet. 13 yaşına kadar yaklaşık babası ve annesiyle beraber Topkapı Sarayı'nda çok serbest. Biliyorsunuz hani 4 yaş 4 ayken şey başlıyor. Besmele merasimi başlıyor. İyi bir eğitim alıyor. Çok eğitimin ayrıntılarına vakıf değiliz ama iyi bir eğitim aldığını, musiki eğitimi aldığını burada görüyoruz. Bir taraftan annesi, bir taraftan babası çok büyük ihtimam gösteriyor. Fakat 3. Selim'in bir diğer şansı amcası Sultan 1. Abdülhamit. Evet. Malumunuz 1. Ahmet'le başlayan Ekber Erşet sisteminden sonra hanedanın en büyük üyesi padişah oluyor. Aslında 3. Mustafa bir şekilde 1. Abdülhamit'i bertaraf edip Selim'i veliaht yapmak istiyorsa da devrin devlet adamları ve geleneği buna fırsat vermiyor. Evet, o Ekber Erşet sisteminin muhafazasını sağlıyor. Zaten 18 ve 19. yüzyıla baktığımızda şehzadelerin 17. yüzyıla göre, 18. yüzyılın ilk başında yaşanan hadiseler göre daha serbest olduğunu görüyoruz. Burada gördüğümüz gravürde, burada Dohson'da bu bir huzur dersi. Sultan 1. Abdülhamit tahta. Sağda ise 3 tane şehzade yer alıyor. Hani bu 3. Ahmet'le başlayan, 3. Mustafa'nın devam ettirdiği bazı merasimlerde şehzadeleri de hazır bulundurmanın bir yansıması. Burada en başta 3. Selim, yanında 4. Mustafa, onun yanında 2. Mahmut. Yani 1. Abdülhamit'in 3 oğlu. Kısmen şöyle söyleyebiliriz. Sultan 1. Abdülhamit şehzadeliği döneminde, yani veliaht şehzade olarak 3. Selim'e, aslında burada da Sultan 1. Abdülhamid'i görüyoruz, oğulları gibi muamele yapıyor. Merhametle ve yumuşak davranıyor. Biliyorsunuz Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanıyor. 1. Mahmut döneminde çok sıkıntıların yaşandığı bir dönem. Rusya'ya büyük mağlubiyetler oluyor. Küçük Kaynarca Anlaşması Osmanlı tarihinin en acı anlaşmalarından birisi. Büyük toprak kayıpları yaşanıyor. Yetmiyor, Kırım elden çıkıyor. 1785'te bir dedikodu meydana geliyor. 1. Abdülhamid'in hal edilip
3. Selim'in tahta çıkmasına dair. Sadrazam Hamit Paşa, Halil Hamit Paşa, yanlış hatırlamıyorsam 3. Selim taraftarı ve bu dedikodular üzerine o idam ediliyor. 3. Selim tekrar Şimşirli'ye, yani göz hapsinde bulunuyor ama bir sene sonra Fransa Kralı Louis ile yazışmalarına baktığımızda çok uzun sürmüyor. Evet. Ve rahat. Gizli ama yazışmalar tabii. Şeyin haberi bu. Oluyor hocam. Abdülhamid'in haberi oluyor ama görmezlikten geliyor. Genel eğilime bakıyor. Tabii o yazışmalar da çok enteresan. Mahmut Raif yazıyor suretlerini. Sonra Şehzade Selim, yani 3. Selim mektupları temize çekiyor. Fransa Kralı'nın bizim Osmanlı ile ilgili yazmış olduğu bazı şeylerden hoşnut olmuyor. Bu tür hadiseler yaşanıyor. Ve çok şeyi yakından takip eden, sistemi yakından takip eden, gelişmeleri yakından takip eden, bir an önce tahta geçme arzusu olan bir şehzadeyle karşı karşıyayız. Hatta şöyle yakınmaları oluyor. Keşke pederim hayatta olmuş olsaydı bu hadiseler böyle mi olurdu? Veya kendi tahta geçtiği zaman neler yapacağının planlarını yapıyor, programlarını yapıyor. Daha şehzadeliğinde mesela Küçük Hüseyin Paşa değil mi? Onun devrin ünlü devlet adamlardan birisi. Evet. Onunla başlayan dostluğu var. Bir ekip oluşturuyor. Neticede 1789'da Sultan 1. Abdülhamit vefat edince 3. Selim tahta çıkıyor. Ve beklenen gün onun için gelmiş oluyor. Ama beni duygulandıran şu hocam. Yaptığı ilk işlerden birisi annesini ziyaret ediyor, Mihrişah Sultan'ı. Çok hayırsever bir kadın. Biliyorsunuz bugün Eyüp Sultan'da hala imareti durur ve fakir fukaraya bakıyorlar. Bir de meşhur cami var işte şeyin hemen Hasköy'de. Evet, Hasköy'de o köprünün ayağının altında, evet. Evet, hemen Haliç Köprüsü'nün, Haliç Köprüsü'nün ayağının altında. Türbesi var, imarethanesi var, sebili tabii var. Hemen annesini ziyaret ediyor. Büyük bir valide alayıyla onu saraya getiriyor. Sonra kız kardeşleri Beyhan Sultan, Hatice Sultan, üst kız kardeşi var. Onları ziyaret ediyor. Ve bundan sonra düzenli bir ilişki başlıyor. Ben şehzadelik dönemini kısaca böyle özetleyeyim. Çok temel bir eksiklik bırakmadı isek. Evet. Ve onun tahta geçtiği dönemdeki beklentileri ve genel durumu sizden dinleyelim isterseniz. Evet, böyle saltanata adeta hazırlanmış şekilde 1789'daki o sene aynı zamanda Fransız ihtilalinde olduğu bir dönem tahta çıkıyor. Ama şu çok önemli, zihninde adeta devlet yönetimiyle ilgili, yapılması gereken icraatla ilgili net fikirler oluşmuş durumda. Nitekim kısa bir süre sonra devlet adamlarından layihalar sunmalarını istiyor. Bu arada tabii sancılı günler o günler. Fransız ihtilali olmuş. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile ve Rusya ile problemleri var. Nitekim 1791'de Yaş-Zişlovi Antlaşması imzalanıyor Avusturya ile. Ondan sonra da 1792'de Yaş Antlaşması imzalanıyor. O meşhum anlaşma hocam, evet. Zişlovi evet. Anlaşması. Evet. Ne görüyoruz? Bu iki antlaşma imzalanıyor ve hemen onun akabinde de Osmanlı Devleti biraz batılı devletlerin de yardımıyla çok büyük yara almadan, büyük bir felakete uğramadan bu iki antlaşmayı imzalamış oluyor. Ama hemen, şöyle bir durum var hocam. Evet. Bu arada 3. Selim'in saltanatı boyunca güttüğü bir dava var. Yani daha doğrusu güttüğü davalardan bir tanesi benim çok dikkatimi çekiyor. Bugünün de çok güncel meselelerden birisi Kırım. Evet. Yani Kırım'ın 1774'ten sonra 1787'de anlaşmayla Osmanlıların elden çıkmasını bir türlü hazmedemiyor. Şüphesiz. Evet. 1783 affedersiniz. Ve o yarayı, o acıyı hep taşıyor. Onu nasıl geri alır mı bir derdi de var diye düşünüyorum. Evet, doğru. İşte ve icraatını daha sağlam bir temele oturtmak için devlet adamlarının görüşlerini bildirmelerini istiyor. Bu bir gelenektir Osmanlı'da. Biz biliyoruz ki ta 15-16. Yüzyılda bunun onlarca örneği var. Devlet adamları çeşitli üst düzey görevlerde bulunan devlet adamları raporları sunuyorlar. 23 tane layiha
kendi rapor sunuyor. Daha önce bunlara biz risale diyorduk, sunulan risaleler. Bu dönemde artık layiha deniliyor Arapça bir kelime olarak. Ama günümüzde biz bu layihayı da maalesef kullanmıyoruz. İşte Batı'dan aldığımız rapor kelimesi ile karşılıyoruz. Bu raporlardan 21 tanesi Osmanlı devlet adamları, 2 tanesi de yabancı devlet adamı. Tabii birisini çok yakinen tanıyoruz, Dosson. Onun meşhur Tableau General de l'Empire Ottoman kitabı var. Ayrıca yazmış olduğu çeşitli işte layihalar vesaire var. Diğeri de Betranton adında bir uzman. Bunlar layihalarında bir takım önerilerde bulunuyorlar. O detaylara belki girmeyiz. İşte mesela Dosson'un layihası çok önemli. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı iyi tanıyamadığını, yakından tanımadığı için bir takım sıkıntıları yaşadığını, Avrupa ülkelerine elçi göndermediği için, dil bilen Osmanlı, Batı Avrupa dilleri bilen Osmanlı devlet adamlarının olmamasının vesaire gibi 6-7 böyle belli başlı madde halinde konuyu özetliyor. Yani neler yapılmasıyla ilgili. Diğer taraftan Osmanlı devlet adamlarına baktığımız zaman iki zümre var orada. Bir ilmiyeden gelenler var, ağırlık ilmiyeden gelenlerden. Bir kısmı da bürokrat, Osmanlı kalemiyeden veya seyfiyeden gelenler var. Bunlar içerisinde yapılan bu konularda çalışmalar yapıldı. Devlet adamlarının tam anlamıyla konuya teşhiste zorlandıkları görülüyor. Yani doğrudan doğruya problemleri ortaya koymak yerine biraz konunun dışında kaldıkları görülüyor. Ama özellikle iki tanesi önemli burada. Birincisi Tatarcık Abdullah Efendi'nin layihası. O sırada Rumeli kazaskeri kendisi. Abdullah Efendi uzun bir layiha sunuyor. Bu Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası'nda yayınlandı bu layiha. Daha sonra da galiba bir tez yapıldı. Çeşitli çalışmalar yapıldı. O birçok konuyu ama önemli üzerinde, hemen hemen hepsinin üzerinde durduğu askeri ıslahat. Ki o dönemin bu yaklaşımı oldukça yerinde bir yaklaşım. Yani ordunun modernize edilmesi, bunlarla ilgili Avrupa'dan bir takım tekniklerin alınması ama bunlar alınırken de bunların İslami bir gereklilik olduğu, İslam'ın da emri olduğunun özellikle halka anlatılması gibi böyle hem önemli tekliflerde bulunuyorlar hem de bu konudaki takip edilecek stratejiyi belirliyorlar. Yalnız hocam 3. Selim'in ıslahat girişimleri ve ıslahat programı değerlendirilirken burada Kemal Bey Dilli'nin de kulaklarını çınlatmak isterim. Ülkemizde 3. Selim'in en önemli uzmanı ismi, onunla ilgili en çok çalışma yapan isim. Benim de fakülteden hocam, sizin de meslektaşınız, koridor arkadaşınız Kemal Beydilli Hoca. Kemal Beydilli Hoca'nın da dile getirdiği bir problem var 3. Selim'in ıslahatını planlarken. Tam aslında bu tespit sadece dünü değil bugünü de ilgilendiren bir konu olarak karşımıza çıkıyor. 3. Selim'in askeri alanda ciddi bir ıslahat planlarken idari yapıyı göz ardı etmiş olması, idari yapıda bir düzenlemeye gitmemiş olmasının onun ıslahatlarında beklenen sonuca ulaşamamanın en önemli sebebi olarak değerlendiriliyor. Çünkü idari zümre ayak bağı oluyor. 2. Mahmud'un da bundan çok Ders aldı, ibret aldı. O şekilde giriyor. O da hemen idari yapıdaki üst düzey bir takım değişiklikler yapmayı birinci planda gerçekleştiriyor. Doğru. Zaten 1807-1808 arasında o tahttan indirilip yaklaşık bir sene Şimşirlik'te geçirdiği zaman diliminde 2. Mahmut'la böyle çok yakınlaştıkları, dertleştikleri ve ona çok tecrübesini aktardığı söyleniyor. Hocam, 3. Selim'in ilk yıllarında karşılaştığı iki mevzu Osmanlı tarihinde çok önemli ve bir hadise de onun durumunu ortaya koyan bir manzarayı ortaya koyuyor. O da mesela sadrazam atayacak, önemli mevkilere devlet adamı atayacak. Arıyor adam bulamıyor. Hatta kaynaklara göre bazen istihare bazen Kur'a ile sahiplerinin bile şaşırdı, hayırdır ben bu göreve nereden geldim dediği
atamalar yapma durumunda kalıyor. Bu sıkıntı karşısında sizin de sık üzerinde durduğunuz birisi Osmanlı diplomasi tarihinde, diğeri ise Osmanlı askeri tarihinde iki hadise var. 1790. Bu hadise Osmanlı diplomasi tarihinde çok önemli bir hadise, ittifak meselesi. Evet. Prusya ile. Bu konuyu, gelişimi ve neden buna ihtiyaç duyduğunu, sonuçlarını bir açıklayabilir miyiz? Yani o sırada Prusya yeni bir devlet, Osmanlı ile bir ittifak yapacak. Tabii Prusya ama derken hangi devleti anlayacağız bugün hocam? Hangi devletin karşılığı? Yani Almanya'nın karşı, Berlin, çünkü payitahtı Berlin, Avusturya'nın başkenti, Avusturya İmparatorluğu'nun Viyana, Prusya'da da Berlin. Buradaki engel bir Müslüman devletin bir ya Hristiyan devlet ile ittifak yapmasının caiz olmaması meselesi. Bununla ilgili ilk örnektir bu aslında. Devlet adamları ile istişareler yapıyor. Bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi de 3. Selim pek çok meşveretler gerçekleştiriyor devlet adamlarının katılımı ile. Bu konu enine boyuna görüşülüyor ve nihayet devrin tanınmış alimi Hamidizade Mustafa Efendi, o sırada da henüz Şeyhülislam değil, daha sonra Şeyhülislam oluyor, bu konuyla ilgili olarak bir fetva veriyor. Vermiş olduğu fetvada İslam'ın, Devlet-i İslamiye'nin menfaatine olan bu ittifakın yapılmasında zaruret vardır. Hiçbir mani olmadığı gibi zaruret vardır deniliyor. Ve bunun üzerine bu ilk icraat, yani bir Müslüman devletin bir Hristiyan devletle ittifak yapması gerçekleşmiş oluyor. Bu İslam tarihinin ilk hadisesi değil mi hocam? Evet, öyle deniliyor. Aslında tarihe baktığımız zaman belki benzer, aynısı değil ama benzer bir takım olaylarla karşılaşabiliriz. Ama o devirde böyle değerlendiriliyor. Yani bunu eski tabirle mesbukul misil deniliyor. Yani daha önce örneği görülmemiş ama İslam tarihi çok zengin bir tarih. Baktığımız zaman başka benzer olaylar birebir aynı olmayabilir ama vardır. Peki yani Osmanlı tarihinde emsali var mı? Osmanlı tarihinde de mesela işte Fransa ile böyle bir şey kapitülasyonlar yapılıyor. Kapitülasyonlar var. Evet. Peki, 1535-36'da Fransa ile yapılıyor. Nedir orada da? Orada da çok zekice ve yerinde bir olay olarak Avrupa'daki Katolik dünyasını ortadan bölmek, ikiye bölmek üzere Fransa ile ittifak yapılıyor. Bu da önemli tabii. Siz de diplomasi tarihi çalışmanızda bunu ilk olay olarak yorumluyorsunuz. Fransa ile yapılıyor, İngiltere ile yapılıyor 3. Evet. Murat döneminde, evet. Hollanda ile yapılıyor. Başka böyle anlaşmalar var ama bu ittifakla 1790 Prusya ittifakı ile o diğer kapitülasyon başlığı altında tanımladığımız... Onlar farklı. Onlar farklı değerlendiriliyor değil mi? Evet, aynı değil şüphesiz ama yine bir ittifak söz konusu yani birbiriyle. Buradaki ittifak tedavi ve tecavüzü, yani bir başka devlet Prusya saldıracak olursa Osmanlı Devleti orada yardımcı olacak. Veyahut da bir dayanışma içerisinde olma vesaire gibi oldukça kapsamlı. Bir de burada psikolojik bariyer de olmalı hocam. Yani o mesela Kanuni dönemi Fransa ile yapılan ittifak, evet, ve sonraki çok ittifaklar bir güçlünün bir zayıfla, evet, tabii, ve avantaja dayalı. Burada hem sözünü var, ettiğiniz, evet, hususlar hem bu yenilgilik ruhu. Bir de 1792 hadisesi var hocam. Osmanlı ordusu Rusya'ya karşı padişah emrediyor. Evet. Üçüncü Selim hocam çok fetih taraftarı. Bu Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii'ni, evet, yaptırıyor. Ve orada camide kuşak yazısı Fetih Suresi, evet, olarak yer alıyor. Yani bakın şurada işte görüyoruz. Babasından zaten sahip kıranı zaman olarak isimlendiriliyor. Adının Selim verilmesi, onu şehzadeliğinde unuttuk. Selim adını vermesi babasının ona Yavuz Sultan Selim'e olan, evet, imrenmesi, hayranlığından, evet, toparlaması diye. Burada da Büyük Selimiye Camii, Üsküdar'daki Selimiye Camii. Şurada bakıyoruz kuşak yazısı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetan mubina diye, evet, başlıyor. Evet. Ve buradan, evet, liyafire lekallahu ma taqateme min zembike ve ma taakhara. Evet. Diye devam ediyor. Evet. Yani bütün bunlar ondaki bir fetih aşkını. Hatta ilk
sefere çıktığın, ilk tahta geçtiğinde bizzat sefere gitmek istiyor. Evet. Ya böyle çok bu anlamda arzusu, gayreti, yani gayesi çok olan bir insan. Burada isterseniz 3. Selim'in temel ıslahat hareketlerini sizden bir dinleyelim. Evet. Yani Nizam-ı Cedid ordusu var, matbaa var, mühendishaneler var, denizde yaptıkları var. Yani hemen her alanda, şimdi bu layihalar geldikten sonra layihaların özetleri hazırlanıyor. Uzun layihalar, özetler hazırlanıyor. O özetlerin dikkatle okunarak bir icraata girişiliyor ve çok yönlü olduğu hakikaten görülüyor. Yani birinci planda askeriye var. Yani ordunun ve askeriyenin ıslah edilmesi ile ilgili. İşte o Nizam-ı Cedid'in kuruluşu ve çok abidevi bir bina, İstanbul'un belki en görkemli binalarının birisi, Selimiye Kışlası. Tabii bugünkü Selimiye Kışlası hocam Sultan Abdülmecid döneminde son şeklini alan, ilk nüvesi Sultan II. Mahmut döneminde atılan bina. 3. Selim dönemi Selimiye Kışlası yine bugünkü yerinde yapılıyor, evet. Ama o 1807 Kabakçı İsyanı'nda tahkire yeksan ediliyor. Evet. Bu arada en önemli icraat da belki diplomasi tarihi açısından daimi elçiliklerin teşkil edilmesi. 1792'de karar alınıyor. 1793'te de daimi elçilerin gönderilmesine karar veriliyor. İlk elçi 1793 tarihinde İngiltere'ye gönderiliyor, Londra'ya gönderiliyor. Meşhur Yusuf Agah Efendi. İşte daha sonra Fransa'ya Muralı Es-Seyyid Ali Efendi gönderiliyor ve diğerleri. Bu arada daimi elçi olmamakla birlikte Ebu Bekir Ratip Efendi'nin sefareti çok önemli. O aynı zamanda bu icraatı ile ilgili olarak, Selim'in icraatı ile ilgili olarak önemli tekliflerde bulunuyor. Tabii bu daimi elçilikleri aslında 3. Selim büyük ümitlerle açıyor. Büyük ümitlerle bu başlıyor ama fiyasko ile sonuçlanıyor. Bunun sebepleri üzerinde de ayrıca durulabilir yani belki. Tabii burada belki bu diplomasi tarihi açısından önemli. 3. Selim'in Moralı Seyyid Ali Efendi ile mi yaşadığı bir hadise var. Evet. Aslında beklenti, sebep ile sonucun, 3. Selim'in beklentisiyle eldeki malzemeden çıkan sonucu da yansıtan çok çarpıcı bir örnek var. Onu dinlesek yani, sizden. Daha önceki Yusuf Agah Efendi'nin elçiliği bir bakıma başarılı oluyor. Yani arzu edilen hedeflere ulaşılıyor. Fakat gerçekten belirttiğiniz gibi Moralı Es-Seyyid Ali Efendi ile tam bir skandal yaşanıyor. Bunun çeşitli sebepleri var ama iki tanesi üzerinde durmak lazım. Bunlardan birincisi tercümanlık görevinde bulunan Rum tercüman maalesef devletin sırlarını Fransa'ya sızdırıyor. O sırada Fransa'da Talleyrand var. Talleyrand'a sızdırmış olması tabii çok büyük bir skandal. İkincisi de Ali Efendi'nin biraz böyle dönemin şartlarını iyi kavrayamaması kendisinin. Oranın belki cazibesine kapılması sebebiyle iyi takip edememesi sonucunda o meşhur 1798'de Fransızların İskenderiye çıkartması, Mısır'ı işgali olayının farkına varamıyor. Burada 3. Selim'e o haberi geliyor kendisine, yani Fransa'nın bir donanma ile Akdeniz'e açılacağı ve hedefinin İskenderiye'ye çıkarma yapmak olduğu. Bunu alel acele Seyyid Ali Efendi'ye duyurulduğu zaman o kendince bir araştırma yapıyor. Diplomasinin buradaki gerçekten özelliği ortaya çıkıyor. Diyorlar ki olur mu Fransa bizim, Osmanlı bizim kadim dostumuz. Böyle bir şey nasıl düşünürsünüz? Fransızlar söylüyor. Fransızlar. Malta'ya gidiyor diyor. O da büyük bir sevinçle işte bu durumu bildiriyor şeye. Sultanım, Fransa bizim kadim dostumuz. Müsterih olun. Malta'ya gidiyor Fransız donanması diye. Bu haberin ulaştığı sırada bir diğer haber geliyor Mısır'dan. Donanmanın İskenderiye'ye çıkarma yaptığı. İşte o
ağır cümleyi sarf ediyor değil mi? O ağır cümleyi de dinleyelim hocam. Evet. Hattı Hümayun gelen yazısının üzerine ama eşek adammış cümlesini eklemek zorunda kalıyor. Büyükelçi için. Evet. Muralı Seyyid Ali Efendi için. Sizce ağır mı hafif mi? Yani eski dönemde böyle bir şey olsaydı derhal o vezirin boynu giderdi. O büyükelçinin boynu giderdi. Böyle bir ikinci bir olay da Hakkı Paşa 20. yüzyılın başında, o da İtalya sefiri, bir hatasından dolayı kendisi itiraf ediyor. Diyor benim yaptığım bu hatayı eski dönemde olsaydı herhalde başımla öderdim şeklinde. Tabii bir de şu hocam, hani adını aldığı adaşı olan büyük dedesinin mizacı gerekiyor burada. Evet. Yani Yavuz Sultan Selim'in mizacı gerekiyor. Hocam Nizam-ı Celid aslında hem bir döneme adını veren hem de bir ordunun yenilenmenin akim kalan büyük bir reform hareketinin adı. Özellikle 1792'deki ordunun büyük protestosu, biz savaşamayız, bizden ümidi kes diye toplu dilekçe yazması, altına isimlerle imzalamaları ve padişaha göndermeleri üzerine. Bu büyük bir moral kırıcı bir şey tabii değil mi? Bir düşünün. Ve 3. Selim meşhur o büyük ıslahatını ikinci bir ordu, Yeniçerinin yanında, geleneksel ordu yanında batılı tarzda yeni bir eğitimle faaliyet gösterecek bir orduyu kurma teşebbüsüne başlıyor. Bu orduyu kuruyor, bunun için yapılanma sağlıyor, bir hazine oluşturuyor. İşte bu gravürde de bu orduyu teftişini görüyoruz. Bunlar Nidam-ı Cedid askerleri. Bu mesela Dostun'un çizmiş olduğu bir gravür. Evet. Bu Miller'in bir gravürü. Dikkat edecek olursak yani böyle giymiş oldukları şalvarları çok rahat hareket etmeye uygun. Bunu Avrupalılar çok ısrarla belirtiyorlar. Yani 2. Mahmud'un böyle setre pantolon vesaire o askere düşünmüş olduğu dar kıyafete mukabil böyle rahat olması savaşan askerin çok daha seri hareket edebileceğini işaret ediyorlar. Evet. Burada da yine Nizam-ı Celid neferi Dostun'un çizimiyle. Bu da onun çizimi. Daha belki şeyin 2. Mahmud'un kıyafetinin bir ön sözü gibi. Bunlar. Bu da Mahmut Raif Efendi de askerlerin talim ve eğitimini gösteren bir çizim. Çizimler evet. Bu da bir ordugah planı yine Mahmut Raif Efendi'nin eserine. Yani netice itibariyle bu meşhur reformuna başlıyor. Bunun tabii gerektirdiği büyük bir irade, büyük bir dirayet ve büyük bir dayanışma oluşması lazım. Üçüncü Selim, en aklı başında böyle bunu açıklayan Tatarcık Abdullah Efendi oluyor. Yani bu tepkilerin olabileceğini öngörerekten diyor ki bütün bu icraatlar İslam'ın emri olaraktan topluma anlatılması lazım deniyor. Orada galiba bir hata yapılıyor yani. Topluma anlatılmada eksik kalıyor. Bunu nereden anlıyoruz? 2. Mahmud'un icraatındaki o reformlarında önce psikolojik olarak toplumu ikna etme. O devrin tanınmış devlet adamları, alimleri tarafından. Evet. 1792 o ordunun protestosundan sonra, onu söylemeyi unuttuk, bir atılım başlatıyor. Bu ordunun kurmay heyetini tasfiye ediyor. Yeni bir yapı oluşturuyor. Bu aynı zamanda ona karşı muhalefetin de temelini ve odaklanmasını sağlayan bir hadise. İçerideki bu hadiselere karşılık dışarıda da çok ciddi hadiselerle karşı karşıya. Mesela ayanlar, 2. Mahmud döneminde Senedi İttifak'ın imzalanmasını sağlayacak kadar güçlenen ayanlar meselesi. Problem, büyük problem. Onun döneminin Pazvantoğulları var. Pazvantoğlu, Tirsinikoğlu, Tepedelenli, İşkodralı, Canikli, Kavalalı, Cezzar gibi güçlü ayanlar var. Kırcalılarla çok büyük mücadele yürütüyor. Balkanlarda çok büyük çatışmalar, sıkıntılar yaşanıyor. Hatta o kadar üzülüyor ki Avrupa'ya bizi rezil ettiler diye böyle beddua ediyor. Bir de bunun yanında Vehhabi hadisesinin ortaya çıkması, haccın yapılamaması,
onun meşruiyetini sorgulayan önemli... Hicaz işgal ediliyor. Hicaz'ı Vehhabiler, Hicaz'ı işgal etmeleri tabii çok büyük hayal kırıklığı meydana getiriyor. Bütün bunları yandı hocam, 1807'de evet. İngilizlerin Şubat ayı evet. 1807'de... Çanakkale'yi geçerekten değil mi? Çanakkale'yi geçerek İstanbul'a gelmiş evet. olmaları. İşte bu ekranda gördüğümüz gravür Melling'in bir çizimi, bunun bir hadisesi. Ben biraz büyüteceğim resmi. İzleyicilerimizden de biraz dikkatlice bakmalarını istirham edeceğim. Bu Topkapı Sarayı, şu ekranda gördüğümüz sahil tarafından görünen, tabii evet. bugün Topkapı Sarayı'nın o bütünlüğü bozulmuş durumda. Şu görülen kısım da Top Kapısı olarak anılan bölüm. Burada, şurada Sultan 3. Selim at üzerinde. Onun karşısında Sebastian, Fransız elçisi var. Evet. Şimdi tabii İngilizlerle Osmanlıların arası açılmış. Fransızlarla yeni bir ittifak konusu var. Ve 1807'de İngilizler Osmanlıları cezalandırmak üzere şurada donanmayı görüyoruz. Bakın şurada büyütelim. Çanakkale'yi geçerek. 17 gemi yaklaşık. Evet. Çanakkale'yi geçmiş gelmiş ki bu Osmanlı tarihinde ilk defa yaşanan bir hadise. İstanbul'un önüne ilk defa geliyor. Daha önce köprüler döneminde Venediklerin bazı girişimleri oluyor Girit Savaşı esnasında ama bu kadar ilerleyemiyorlar. İstanbul'un önüne kadar gelemiyorlar tabii. Evet. Hocam bu resmin bir de bir hatırası var. İsim vermeyeceğim ama biz Kemal Beydilli ve Ali Akyıldız'da bir bu enstitünün, yabancı enstitünün birisinin bir konferans davetine gittik. Ünlü bir resim tarihçisi bu gravürü gösterdi ve dedi ki çok enteresan bir hadise. İlk defa bir Osmanlı sultanı bir büyükelçiyi karşılamak üzere saraydan çıkıyor dedi. Ha, şimdi bakın resmin yorumunu. Kemal Beydil hemen orada müdahale etti. Aslında çok... İsveç büyükelçiliğiydi galiba değil mi? evet hocam. Kemal Beydil hemen müdahale etti. Dedi ki hayır. Bir Osmanlı padişahı hiçbir zaman bir elçiyi hiç olacak şey karşılamaz. Bu resim 1807'de İngilizlerin İstanbul önlerine gelmesi üzerine Osmanlıların almış olduğu tedbirler var. Bu tedbirlere de Sebastian, Fransız elçisi 3. Selim'e refakat ediyor, yardım evet. ediyor. 3. Selim tedbirleri denetlemeye geldiğinde, burada at sırtında tekrar şurada evet. gösteriyorum. Tedbirleri denetlemeye geldiğinde Fransız büyükelçisi onu karşılıyor ve bilgi veriyor. Burada gördüğümüz gibi bakın Leventler, teknelerde toplar hazırlanmış. Şu gördüğünüz gibi sahil boyuna güçlü bariyerler evet. Oluşturulmuş. Fransız, İngilizlerle görüşmeye giden elçiler var. Oradan sonuç alınamıyor. Bu resim de Bulgurlu tarafından, yani o gravürün bir başka hususiyeti Osmanlı toplumu, askerler ve vatandaşlar İngilizlere karşı bir seferberlik hazırlığına girmişler. Bakın atlarına binmişler. Ve evet. hani onlarla bir mücadeleye hazırlanıyorlar. Bu da İngiliz donanmasını görüyoruz. Bu hadise özellikle tabii şeyde Osmanlı toplumunda ve 3. Selim'in otorsa büyük bir imaj bozulmasına sebebiyet veriyor. Adeta hazin sonun bir başlangıcı gibi algılanıyor. Tabii bir süre sonra direnme, hava şartları falan derken İngilizler şehirden çekip gidiyor ama bıraktıkları evet. o etkileşim devam ediyor hocam. Tabii bu 1807 çok acı bir dönem. Birçok olaylar işte İngilizlerin İstanbul önüne kadar gelmesi, Vahabi olayı, Hicaz'ın Vahabiler tarafından işgal edilmesi. İşte hemen artık daha akabinde de Kabakçı isyanı. 3. Selim'in tahttan indirilmesi. Yani 5-6 tane olay böyle peş peşe aynı sene içerisinde yaşanıyor. Belki Osmanlı tarihinin en acı olayların yaşandığı bir yıl olarak belirtmek gerekir. Tabii yabancı devletlerin aslında evet. İngilizler başta olmak üzere Rusların da parmağı olduğu söyleniyor. Hatta kısmen Fransızların da evet. dostluklarına rağmen aleyhte serüven evet. gösterdikleri ve Kabakçı isyanında rol oynadıkları ifade ediyor. Bu önemli.
Hocam Azinsun'un başlangıcı aslında 1805'te başlıyor. Evet. 3. Selim bir genel askerlik uygulamasına gidiyor. Buna bir direnç oluşuyor. Bir durduruyor. Sonra 1806'da tekrar bunu uygulamak istiyor ve Rumeli'de tatbikatına karar veriyor. Evet. Nizam-ı Cedid askerleri yola çıkıyor. Fakat Sadrazam Hafız İsmail Paşa bizzat padişaha ihanet ediyor. Ve bu girişimi durdurmak için el altından örgütlenmeler de bulunuyorlar. Ve Şeyhülislam Salihzade Esad Efendi görevden alınıyor. Umumi bir direnç oluşuyor. Ve yeniliklere karşı olan kim göreve geliyor? Topal Ataullah Efendi. Evet, siz çok iyi bilirsiniz. Şeyhülislam oluyor. Bir başka hata daha yapılıyor. Bu ihanetinden haberdar olunca 3. Selim Salihzade, Şeyhülislam Salihzade'yi görevden alıyor. Yerine Yeniçeri ağası İbrahim Hilmi ağayı sadrazam yapıyor. Yani bizzat onun reformlarına karşı olan isimleri göreve getiriyor. İşte bu da bir gaflet tabii. Zaten birazdan size anlatacaksınız. En çok haddi hümayun olan padişah, en çok şikayet eden padişah, buna mukabil sözü en çok havada kalan padişah. Evet. Yani sözü anlamsız hale gelmiş artık. Tabii onun biz bir de önemli nokta, gündelik hayatını da çok iyi biliyoruz değil mi? O meşhur Ruzun amca, sır katibi Ahmet Efendi'nin gün be gün tutmuş olduğu ruznameden nasıl bir haleti ruhiye içerisinde olduğunu takip etmek mümkün. Burada iki önemli tabii o dönemin kaynağı önemli. Bir bu ruzname, bir de yüzlerce hattı humayunu. Binlerce hocam. Evet, binlerce. Ben biraz çalıştım üzerinde. İki cilt halinde şey yayınladı onları. Onların seçmeleri yayınladı. Emir Ziya Karal. Üçüncü Selim aslında şeye çok önem veriyor. Vekayinin yani dönemi olayların yazılmasına çok önem veriyor. Şu ekranda onun bir hattı hümayunu var. Evet. Kaymakam Paşa merhum amim gününde sene be sene yazılan vekayiden birazı bunda kalmış. Merhumun gününde olan vekayileri bir kimseye ısmarlayıp sahih olarak bir yere rapt ve bir tarih edip tamamında tarafıma irsal edesin. Ve benim zamanımda olan vekayileri mahsusan bir erbabına ısmarlayıp zapt ettiresin. Sene be sene tarafıma gönderesin bakayım. Enteresan, evet. Nasıl yakından ilgilendiğini gösteriyor padişahın. Tabii burada hocam yalnız benim bir şey dikkatimi çekti. Yazım hatası yok mu burada? Evet, hatalar var. Olmaması gerekir ama onu tam mesela merhum. Evet. Merhum. Hı ile yazılır, ha ile yazılır. Ha ile yazılır değil mi? Vekayıları. O belki kullanılabilir. Vekayı aslında vakanın çoğulu. Ayrıca cemi yapmaya gerek yok ama o Osmanlı Türkçesinde zaman zaman oluyor. Yani çoğulun çoğulu yapılabiliyor. Yukarıda yani zaten. Yani Arapça çoğula bir de Türkçe çoğul eklenebiliyor. Evlatlarım diyoruz mesela değil mi? Evlatlarım. Evlat zaten veledin çoğulu. Ona bir kere daha. O belki normal ama öbürüsü. Burada hocam zaten ilk satırda vekayı diye tek başına kullanmış bunu. Üçüncü Selim'in sonunu hazırlayan hadise aslında yumuşaklığı. Biraz önce anlattık 1806'da yaşananları. 1807'de 12 Nisan'da ordu tekrar harekete çıkıyor. Sadrazam İbrahim Hilmi başkanlığında ve devlet ricali. Edirne'ye varıyorlar. İşte bunu fırsat bilen Köse Musa Paşa ve Şeyhülislam Topal Ataullah Efendi. Bu tür bazı Şeyhülislamlar var ki hakikaten var. Çok çekmişiz tarihten. Çok kötü örnekler var. Bunların öncülüğünde Boğaz Yamakları
bir isyana kalkışıyor. 25-29 Mayıs tarihli arası 4 gün süren bir isyan bu. Evet. 3. Selim aslında bu isyanı çok rahat bastırabilir. Çünkü elinin altında kendi ordusu var, Nizam-ı Cedid ordusu. Hep Kemal Bey dili söyler, Kadıköy'e o kışlayı yaptırmasının sebebi der, Topkapı Sarayı'ndan bu yeni ordusunu düzenli seyretmek ve herhangi bir hadise vuku bulduğunda onları imdada çağırmak için der. Ama 3. Selim o yumuşak mizacı, konuşup çok yazarak, çok şikayet ederek otoritesini ve ağırlığını kaybetmesi, yıpranmışlığı, evet, yaşadığı hadiselerin etkisiyle Nizam-ı Cedid ordusuna da bir emir vermiyor. Ve 4 gün sürüyor bu kanlı ihtilal. 4 günün sonunda çok acı birkaç hadise var. Bir defa 3. Selim kendisine çok inanmış, zaman zaman 40 kişiyi bulan, bir iç kabine olarak da tanımlanan bir kadroyla hareket ediyor. Ve onlarla ahitleşiyor. Yani hayatlarını koruyacaklarına dair, sonuna kadar beraber olacaklarına dair. Bunların bir kısmının kaçmasına izin veriyor. Bir kısmını hemen Mahmut Raif Efendi ve benzerlerini ilk başta teslim ediyor. Bunları teslim ederek iktidarın saltanatın devam edeceğini düşünüyor. Ama 29 Mayıs'a gelindiğinde neticede isyancılar istediklerini alıyorlar ve 3. Selim'i tahttan indiriyorlar. O da kendi eliyle, evet, 4. Mustafa'yı tahta çıkarıyor. Tabii tahttan indirilirken belki benzerini Sultan II. Abdülhamid'in haledilişinde gördüğümüz çok acı suçlamalarla karşılaşıyor. Yani hakikaten çok dramatik bir sonuç. Çok dramatik. 3. Selim'in yaşadığı. Siz bütün emek verdiğiniz, evet, bir orduyu, bütün reformları kademe kademe kaybediyorsunuz ve son anda onların iptali ve imhasının altına imzasını atıyorsunuz. Yani nasıl bir duygu, nasıl bir teslimiyet, nasıl bir mizaç, hakikaten psikolojik olarak çok ciddi, evet, analiz edilmesi gereken bir sonuç. Biraz dilense, 1606'da yapıyor en ciddi hatayı ama 1807'de, evet, bu teslimiyeti bambaşka bir sonuç beraberine getiriyor. Fazla direnmeden biraz küsmüş, biraz yılmış olarak teslim oluyor. Kendi eliyle yeğenini tahta oturtuyor. Ama çok ağır suçlamalara da maruz kalıyor. Yani yeğenlerini öldürtme ihtimalinden söz ediliyor. O sırada bazı devlet adamları şehzadelerin korunup korunmadığı ile ilgili kuşkularını olduğunu, görmek istediklerini söylüyor. O buna da çok üzülüyor. Yani ben diyor evladı, çocuğu olmayan bir kimseyim. Nasıl olur da bu kendi ailemden olan kimselerin canına kıyarım falan şeklinde. Bu sözü söylerken de hem kendisinin gözleri doluyor hem de dinleyenler böyle ağlamaklı oluyorlar. Evet. Tabii duygusal anlar yaşanıyor. Evet, yenilikçiliği, batıcılığı, evet, çok eleştiriliyor. Dinden çıktığı ithamları var. Daha da acısı zürriyetinin olmaması, evet, çocuğun olmaması yüzüne vuruluyor. Bu tür ağır suçlamalara da maruz kalıyor ama 4. Mustafa'yı kendi eliyle tahta oturtuyor ve kendi şimşirliğine dönüyor. Evet. Dönüyor ama Alemdar Mustafa Paşa hadisesi var biliyorsunuz. O 3. Selim'e çok taraftar. Evet. 4. Mustafa tabi amcasını zehirletmek istiyor doktoru Lorenzo vasıtasıyla. Lorenzo buna çok şiddetle direniyor. Alemdar Mustafa Paşa o tabi ayrı uzun bir safa. Tekrar 3. Selim'i tahta çıkarmak için harekete geçiyor. İstanbul'a geliyor. Aslında ilk başta çok siyasete başarılı. 4. Mustafa onu Davut Paşa sahrasında karşılıyor. Ağırlıyor. Alemdar Mustafa Paşa'ya diyorlar ki hazır padişah buraya gelmişken 4. Mustafa'yı hemen gözaltına alalım diyorlar. O da buna ihtiyaç yok. Uygun düşmez. Sarayda bu işi çözeriz, evet, diyor. Ama Alemdar Mustafa Paşa harekete geçip saraya kuşatıldığında 4. Mustafa çok gözünü karartıyor. Hem kardeşi 2. Mahmud'un hem amcası 3. Selim'in ölüm emri veriyor.
Burada da çok dramatik hadiseler var. İkinci Mahmut şeyde konuşmuştuk bunu kısmen. Yeniçeriliğin kaldırılması mevzuunda konuşmuştuk. Son anda Cevri Kalfa'nın müdahalesiyle kurtuluyor ve damdan dama kaçarak hayatını kurtarıyor. Ama 3. Selim ne yazık ki şehit ediliyor. Naaşı üzerindeki darp izleri, kanlı bereli hali, sağ şakağının derisinin çenesine kadar sıyrılmış olması çok yoğun bir çatışma içinde olduğu söyleniyor. Hatta bazen şu da rivayet ve tam o sırada neyi çalarken, ney ve kılıç da oradan teşhit ediyor. Evet. Öldürdüğü söyleniyor ve bir şiddet halinde 28 Temmuz 1808'de arz odasının önüne konuluyor ve Alemdar Mustafa Paşa onu görünce ağlayarak padişaha sarılıyor. 4. Mustafa'nın buradaki hedefi aslında hanedan mensuplarını ortadan kaldırarak kendi devamını sağlamak. Ama bu hadise böyle olmuyor tabii. 2. Mahmut tahta çıkarılıyor. Top atışları yapılıyor. Millet umumiyette 3. Selim'in tahta çıktığını zannediyorlar. Ama bir saat sonra gerçek ortaya çıkıyor ve münadiler 2. Mahmut'un tahta çıktığının duyurusunu yapıyorlar hocam. En önemli buradaki kaynak işte o ruzname, kendisinin sır katibinin yazmış olduğu ruznamede zaman zaman musiki meclisleri düzenlediği, kız kardeşlerini ziyarete gittiği, özellikle cuma selamlığına çok önem verdiği birçok camide Selahattin Camii'de cuma selamlığına katıldığı, hatta Ayasofya'daki bir cuma selamlığı sırasında da suikast girişimi oluyor. Ama başarısız oluyor. Yani padişahı hayatına kasteden bir oluyor. Tabii birçok böyle başarısızlıklarından bahsettik ama mühendishaneyi mesela kurmuş olması büyük bir başarı. 1795'te galiba mühendishanenin kurulmuş olması. Mühendishaneyi Berri Hümayun. Daha önce babası tarafından Mühendishaneyi Bahri Hümayun kurulmuş. Yani bir, deniz mühendishanesini deniz babası kuruluyor. Kara mühendishanesini oğlu. Kara mühendisliği bu aynı zamanda günümüzdeki teknik üniversitenin de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de başlangıç tarihi olmuş oluyor. Yani 200 küsür senelik bir geçmişi var İstanbul Teknik Üniversitesi'nin. Buraya okunan müfredat ders programları, kitapların temini, işte matbaanın kurulması gibi. Yani çok olumsuz olaylardan bahsedildi ama başardığı birçok olaylar da elbette ki var. Osmanlı yenileşmesinin en önemli isimlerinden birisi. Evet. Günümüzde de biz Osmanlı yenileşmesinden bahsederken temel hareket noktası olarak 3. Selim dönemini alıyoruz. Evet. Hocam ekranda 3. Selim'in bazı eşyaları var. Birkaç cümleyle onlardan bahsedelim mi? Evet. Bu mesela 3. Selim'in takkesi. Bu gördüğümüz. Üzerinde ne yazıyor şu anda okuyamıyoruz bu ama. Bu 3. Selim'in kaftanı. Evet. Bu yine onun kaftanlarından birisi. Evet. Bu onun şalvarı. Şalvarı, kaftan altına giymiş olduğu kıyafeti. Tabii bunlar Selimiye kumaşı olarak ünlenen. Onun döneminde tekstil sanayi de çok gelişiyor. Orada üretilen kumaşlar aslında bugün bu kumaşlar tekrar üretilmeli ve tarihi bir malzeme olarak da tekstilde yerini almalı. Desenleri çok canlı. Evet hocam. Yani %100 bir Osmanlı tekstil sanayinin ürünleri bunlar. Evet. Bu meşhur matbaasında bastırdığı Atlas-ı Cedid isimli eseri. Aslında çok konuşma imkanımız olmadı. Onun kültür tarihinde de çok önemli bir yeri var. 3. Selim'in mührü. Evet. Hocam gördüğümüz. Yine bu mührün basılmış hali. Bunlar da 3. Selim'in mührü yine ters gördüğümüz. Oluyor tabii mühür olduğu için. Evet. 3. Selim'in hocam İlhami Mahlası ile yazmış olduğu şiirler var. Evet. Mesela bu resimler onun divanından yer alan sayfalar. Aynı zamanda resimlendirilmiş bunlar. Demek ki. Evet. Bu, şekilde. Bu onun divanının cildi. Hocam tabii onun musiki şinaslığı çok meşhur. Bu 3. Selim'in tanburu.
Bu ekranda çok gözüken. Arka ve ön yüzü. Bu tesbihi çok güzel. O meşhur resimde elinde evet. tutan resim. Bu zaten meşhur 3. Selim dönemiyle evet. bütünleşen. Bir bayramlaşma. Muayyede dediğimiz merasimi. Evet. Bu tüfe çok iyi bir atıcı hocam. Onu kullan, çok iyi kılıç kullanıyor, çok iyi ok evet. atıyor. Birçok Osmanlı padişahlarında görüyoruz ama özellikle tabii şimdi Selim. Bu yazı çekmecesi. Üçüncü Selim'in. Burada baba oğul değil mi? Evet, burada Üçüncü Mustafa. Üçüncü Mustafa Türbesi, Selim. Laleli Camii'nin. Evet. Yanında. Yani ana cadde üzerindedir. Herkes oradan özellikle bu tramvayla geçerken görebilir. Ana cadde üzerindedir. Evet. Bu sağ taraftaki 3. Mustafa'nın, sol taraftaki de 3. Selim'in sandukası. Burada metfun hocam. Evet. 3. Evet. Selim. Biraz da kişiliğinden, hususiyetlerine söz ederek isterseniz programa evet. veda edelim hocam. Genel olarak değerlendirilecek olursak icraatlarıyla, başarılı ve başarısız faaliyetleriyle gerçekten unutulmayacak dönüm noktası olmuş bir padişah. Kültür ve sanat adamı olarak topluma karşı şefkatli davranışları ki onu biz işte o Hatt-ı Humayunlarında görüyoruz. İktisadi hayatla yakından ilgilenip toplumun ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki sert tutumları. Bir de önemli bir nokta, o dönemde toplumun ihtiyaçlarıyla ilgili çıkmış olan fermanlar şeriye sicillerinde 2-3 şeriye sicili olarak toplanmış durumda. Bunlar üzerinde hepsinin tez çalışmaları yapıldı. Onları okuduğumuz zaman padişahın ne kadar toplumla ilgilendiğini görebiliyoruz. Yani 36 Osmanlı padişahı içerisinde müstesna bir yeri olan bir kültür ve sanata verdiği önemle, topluma yakın ilgisiyle müstesna bir yeri olan bir Osmanlı padişahını bazı kesitlerle, bazı noktaları dile getirmeye çalıştık. Evet. Aslında yaşadığı zaman evet. yapmak istedikleri ve karakteri bir araya geldiğinde örtüşmeyen zıt birbirine zıt evet padişah olarak karşımıza çıkıyor. Ney ve kılıç. Evet. Onu iyi tanımlayan kavram. Konuyla ilgili galiba filmler de değil mi? Sinema filmleri de yapıldı. Evet hocam. Mesela Dinleney'den galiba. Dinleney'den en son 3. Selim'le ilgili yapılan evet. İsmail Eren'in yönetmenliğinde yapılan rahmetli Ayşe Şasan'ın senaryosunu yazdı. Rahmetli Yücel Çakmaklı'nın danışmanlığını yaptığı bir film. Ney ve Kılıç. Hakikaten birisi 3. Selim'in hilim dolu şahsiyetini, diğeri ise zamanını evet. ve yaptığı işleri anlatan ve sahip olması gereken sembolize eden bir kavram. Kavram Ney oluşturuyor. Sonuç olarak 3. Selim'in bir diğer özelliği tasviri hümayunların çok yaygın olması hocam. Evet. İşte bu ekrandaki resim de onlardan birisi. Kapıdağlı resimlerinden. Kapıdağlı evet. resimleri. Ben 3. Selim'in kültür ve sanat sayesinde şu sağdaki kitapların da çok önemli olduğunu belirteyim ve bir bilmece olarak bunu bırakalım. Veda edelim mi hocam? Evet. Sevgili seyirciler, bir sonraki Tarih Söyleşileri programında buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Thank you.